Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 9. sınıf biyoloji 2. dönem 1. yazılı sorularıyla birlikteyiz. Hem çıkabilecek konulardan bahsedeceğim, hem küçük küçük hatırlatmalar yapacağım, hem de bir sınav provasını gerçekleştirmiş olacağız. Ama önce tabii ki bilmemiz gerekenler kısmı, yani nereden nereye kadar sorumlu olduğumuzdan bir başlayalım. Şimdi ikinci dönem birinci yazılı konuları dediğimiz zaman biliyorsunuz dokuzuncu sınıfta biyolojide üç tane ünitemiz vardı. İlk ünitemiz yaşam bilimi biyolojiydi. Orada canlıların ortak özelliklerinden, canlıların temel bileşenlerinden bahsetmiştik. Ama o birinci dönemde kaldı. İkinci ünitemiz hücre ünitesi olacak. Bu ünitenin içerisinde de hücre zarının yapısından, hücre zarından madde taşınmasından, organellerden, sitoplazmadan bahsetmiştik. Üçüncü üniteye de yavaş yavaş okullarda giriş iş yapmanız gerekiyor. O da canlılar dünyası dediğimiz sınıflandırmaları canlı alemlerinden bahsettiğimiz kısım olacak. Hemen ben hücre ünitesinden bir başlayayım. Hücresel yapı bakımından biliyorsunuz canlıları ikiye ayırmıştık. Bir prokaryot hücre tipine sahip olan canlılarımız, bir de ökaryot hücre tipine sahip canlılarımız vardı. Prokaryot dediğimiz zaman gelişmemiş, daha ilkel yapıya sahiplerdi. Sadece DNA'ları, RNA'ları, ribozomları, hücre zarları ve sitoplazmaları vardı. Kesinlikle prokaryot canlılarda DNA'nın etrafı bir zarla çevrili değil. Yani prokaryotların çekirdeği yoktu. Zarlı organel olarak birazdan bahsedeceğimiz koful olur, lizozom olur, endoplazmik retikulum olur, mitokondri olur. Bunlar prokaryotlarda bulunamıyordu. Ama eukaryotlara çekirdekli hücreler diyebiliriz. Çünkü DNA'nın etrafı bir zarla çevriliydi. Aynı zamanda ozarlı organeller çeşidine göre ökaryotlarda bulunacaktı. Prokaryotlar, bakteriler ve arkeler aleminde ki canlılar, kalan protistler, mantarlar, bitkiler, hayvanlar ökaryot hücre yapısına sahipti. Hücre zarının şöyle bir şekline baktığımız zaman da iki sıralı fosfolipit tabakası dediğimiz bir tabakadan meydana geliyordu. Yani hücre zarında fosfolipitler bulunacak. Bunlar da iki sıralı olacaktı. Sonra hücre zarında boydan boya veya sadece yüzeysel gömülü olan proteinlerimiz vardı. Hücre zarının yapısında bir de karbonhidratlar bulunurdu ki karbonhidratlar hücrelerin birbirini tanımasını sağlardı, hormonlara cevap vermesini sağlardı. Bu proteinler karbonhidratlara bağlıysa glikoprotein ismini veriyorduk. Çünkü glikozlar proteinlere bağlanmıştı ya da lipitlere bağlanabiliyordu. O zaman da bunlara glikolipit ismini veriyorduk. Hücre zarının şekli bizi yanıltmayacaktı. Hücre zarına baktığımız zaman yapısında en çok protein olacak. Sonra yağ sonra karbonhidrat bulunacaktı. Şekilde sanki yağ çokmuş gibi duruyor ama aslında en çok bulunan şey tabii ki proteinlerdir. Sonra hücre zarından madde taşınmalarından bahsetmiştik. Bir küçük maddelerimizin taşınması bir de büyük maddelerimizin taşınması vardı. Eğer küçük maddeleri yani hücre hücre zarındaki o porlardan geçebilecek büyüklükteki maddeleri çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru taşıyorsam enerji harcamama gerek yoktu. Biz buna pasif taşıma diyecektik. Difüzyonun da böyle basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon gibi çeşitleri vardı su çok yoğun, o yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere gidiyorsa ona da ozmoz ismini vermiştik. Aslında pasif taşıma ve aktif taşıma birbirine ters gibi düşünebilirsiniz. İkisi de küçükler için yani şu porlardan geçebilenler için yapılacak ama çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru taşıyorsak pasif taşıma, az yoğun oldukları yerden çok yoğun oldukları yere doğru taşıyorsak aktif taşıma diyecektik. E pasif taşımada tabii ki enerji harcanmıyordu aktif taşımada ise enerji harcamamız gerekiyordu. Eğer ben hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki bir şeyi hücrenin içerisine alıyorsam biz buna endositoz diyorduk. Eğer hücrenin içine aldığım şey katı büyük bir şeyse fagositoz, sıvı büyük bir şeyse Enostoz adını veriyorduk hücre zarından dışarıya atma işine eğer büyük bir şeyse ya da ne bileyim bir hormon sentezlendi o hücreden dışarıya atılacak bir enzim sentezlendi dışarıya atılacak bunlar büyük yapılılarsa egzostozla dışarıya atılması gerçekleşiyordu. Sonra hücre ünitesinin devamında hücrenin içine girmeye başlamıştık. Önce hücre zarını anlattık. Yavaş yavaş içeriye doğru girmeye başlayacaktık. İçeriye girdiğimiz zaman da sitoplazma ve çekirdek kısmından meydana geliyordu. Sitoplazmanın bir sıvı kısmı vardı. O çok büyük bir kısmı su olan sitozol kısmı. Aynı zamanda sitoplazmada organel adını verdiğimiz işlevsel birimler vardı. Hücrelerin ökaryotsa bir de çekirdekleri bulunacaktı. O Organellerimizi de zar durumuna göre gruplandırmıştık. Zarsız organellerimiz vardı ki tüm canlılarda protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organeli ortak olarak bulunur. Hem prokaryotlarda vardı hem ökaryotlarda vardı. Sentrozom dediğimiz zaman özellikle hayvan hücrelerinde hücre bölünmeleri sırasında şu kromozomların tutunduğu iyi ipliği dediğimiz iplikler vardı ya. Bu iyi ipliklerinin oluşmasını sağlarlardı. Tek zarlı organellerimiz vardı bunlardan endoplazmik retikulum madde alışverişinde görev yapıyordu. Eğer üzerinde ribozom organeli varsa biz ona granüllü ER, ribozom yoksa düz ER ismini veriyorduk salgı yapılıp paketlenmesinde Golgi görev yapıyordu. Kofulun çok çeşidi vardı. İçinde besin varsa besin kofulu, atık varsa boşaltım kofulu diyorduk. Bazı maddeleri depolayabiliyordu depo kofulları. Kontrakt değil koful diye bir kofuldan bahsetmiştik. O da tatlı sularda yaşayan tek hücrelilerde bulunuyordu. Fazla suyu dışarıya atmayı sağlıyordu. Lizozom hücre içi sindirimden sorumluydu. Eğer sen en yapıp büyük bir şey içeri aldıysan bunu içeride parçalamayı lizozomla gerçekleştiriyordu. Peroksizom da yine vücut için zararlı maddelerin zararsız hale getirilmesinde görev yapıyordu. Çift zarlı organeller dediğimiz zaman enerji üretimini sağlayan oksijenli solunum yapılarak mitokondri organeli vardı. ayklerde ve bitkilerde bulunan plastitlerimiz vardı ki bunlardan kloroplastların yeşil renkli klorofil pigmentini taşıdığını ve fotosentez yaptığını biliyorduk. Sonra bizim bir kromoplastlarımız vardı. Bitkilerde diğer renklerin oluşmasını sağlıyordu. Lokoplast dediğimiz zaman da madde depolanmasını sağlıyordu. Bilimsel çalışma basamaklarından da biraz bahsetmiştik. Problem belirlenecekti, gözlemler yapılacaktı, hipotez, tahmin gibi basamaklardan meydana geliyordu. Bilimsel çalışma basamakları da. Geldim canlılar dünyası dediğimiz üçüncü ünitemize. Bu üçüncü ünitenin tamamını bitiremedik tabii ki. Zaten son ünitemiz bitirdiğimiz zaman seneyi kapatmış olacağız. En başında canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması vardı. Biliyorsunuz ki insan meraklıdır. Eski dönemlerden bu yana hep sınıflandırma yapma gereksinimi duymuşlar. Aristo'nun da yaptığı günümüzde geçerli olmayan sınıflandırmaya ampirik sınıflandırma diyorduk. Ampirik sınıflandırmada böyle canlıların dış görünüşlerine, yaşadığı yere bakmışlardı. Mesela demişlerdi ki leylek havada uçuyor kanadı var. Sinek de havada uçuyor kanadı var. İkisinin de kanadı varsa havada uçuyorsa o zaman leylekle sinek yakın akrabadır diyorlardı. Ki bu ampirik sınıflandırmadaydı. Ampirik sınıflandırma günümüzde geçerliliğini yitirdi. Biz artık canlıların dış görünüşlerine veya yaşadıkları yere bakarak sınıflandırma yapmıyoruz. Günümüzde teknolojinin bize getirdiği her şeyden farklılanıyoruz. Protein benzerliği, DNA benzerliği ne bileyim morfolojik fizyolojik genetik her türlü benzerliğe bakarak filogenetik yani doğal sınıflandırmayı yapıyoruz. Günümüzde geçerli olan sınıflandırmada tabii ki filogenetik yani doğal sınıflandırma olacak gençler. Doğal sınıflandırmada yaşadığı yer ve dış görünüşü önemli değil. Sonra uluslararası düzeyde kullanılan bir sınıflandırma basamağından bahsediyorduk. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde kodlamamız lazımdı. Sanki kod uzunmuş gibi görünür ama aklınızda daha kolay kalmasını sağlar. Çünkü soruları yazarken Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar. Ha alem şube sınıf takım diye aklınıza daha kolay gelecektir. Burada da artan ve azalan bazı durumlar vardı tür dediğimiz zaman tür ne demekti? Doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilen, çiftleştiğinde kısır olmayan, verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar diyorduk. Yani atla eşek doğada çiftleşebiliyordu ama katır adı verilen bir yavruları oluyordu. Katırlar kısır bireyleri olduğu için at başka bir türdür, eşek başka bir türdür. Yani çocuğunun çocuğu olacak. iki canlı çiftleşecek, torunları oluyorsa aynı tür demektir. Türde sadece tek bir e, canlı grubu bulunuyordu. Yukarılara doğru çıkıldıkça daha farklı durumlar vardı. Mesela hayvanlar alemi. İşte kedi de hayvan, sinek de hayvan, timsah da hayvan. Aşağı indi omurgalılar şubesi. He, sineği alamadım. Sinek omurgasızdı sınıfa indi memeliler. Ha timsah alamadım. Timsah sürüngendir, memeli değildir gibi aşağıya doğru özelleşme durumu söz konusu oluyordu. Türün tanımı çok basit olmasına rağmen daha önce üniversite sınavında da çıktı. O yüzden üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Çiftleştiği zaman verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar denir. Gençler hadi başlayalım yazılımıza. Şimdi puanlama yaptım yazılıda gerçek yazılıya çok yakın olsun diye. Öncelikli olarak doğru yanlış sorularımız karşımıza çıkıyor. Doğru yanlış sorularına Bakalım hemen aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise D yanlış ise Y harfi koyunuz. Her soruda 2 puan olduğuna göre ben bunu full doğru yaparsam 20 puanı almış olacağım. Şimdi baktığımız zaman hücre zarı hücreye madde giriş çıkışını düzenler demiş. E hücre zarını düşündüğümüz zaman zaten hücre ile dış ortamı birbirine ayır birbirinden ayırıyordu. Seçici geçirgen özelliğe sahipti. Yani bazı maddelerin girişine izin veriyordu. Bazı maddelerin girişine izin vermiyordu. Haliyle hücreye madde giriş çıkışını tabii ki düzenlemiş olacak. Tüm canlılarda lizozom organeli bulunur demiş. Sakın çağrışım yapmasın tüm canlılarda ortak olarak bulunan organel protein sentezinin yapıldığı ribozom organelidir. Hücre içinde sindirimden görevli olan organel Lizozom ise ökaryotlarda bulunabilir. Kesinlikle prokaryotlarda lizozom organeli yok. O zaman bu da yanlış. Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki katı bir maddenin hücre içine alınmasına ne denir? Pinositoz denmez. Pinositoz geçemeyecek büyüklükteki sıvı bir maddenin alınmasına denir. Katı bir maddeyi içeriye alıyorsak fagositoz ismini verecektik. O zaman 3 de bizim için yanlış oldu. Dörde bakalım. Hücre zarının yapısında en çok bulunan organik bileşik proteindir. Size en başta da söylemiştim. Şurada kağıdım vardı. Hemen bir göstermiş olayım size. Hücre zarına baktığımız zaman şekil bizi yanıltır. Sanki böyle bakınca sarılar en çokmuş. Yani yağ en çok varmış gibi geliyor. Hayır. Hücre zarının yapısında en çok bulunan organik bileşik proteindir. Proteinlerden sonra yağlar bulunacak. Yağlardan sonra karbonhidrat bulunacak. Bir insanın vücudunda en çok protein vardır diyoruz ya. E ben hücrelerden meydana geldim. Hücre zarında da en çok protein olduğuna göre tabii ki benim vücudumda en çok proteinin bulunması gerekiyor. O zaman dörde şöyle bir baktığım zaman en çok bulunan bileşik proteindir demiş. Bizim için doğru oldu. Hücre içinde bulunan suyun hücre zarına yaptığı basınca ozmotik basınç denir demişiz. Hücre zarında bulunan daha doğrusu şöyle hücreyi hayal et. Bu hücrenin içerisinde su var. Bu suda ne yapıyormuş zara? Basınç yapıyormuş. Yani aslında bunun ifadesi su verme isteğidir. Suyun yaptığı basınç su verme isteği. Haliyle Turgor basıncın tanımını vermiş bize. 5 yanlış oldu. Turgor durumundaki bir hücrenin ozmotik basıncı azalır. Turgor durumu ne demekte? Hemen onu da şuradan bir kağıda alayım size onu da göstermiş olayım. Turgor durumu demek bir hücre hipotonik bir ortama konuldu. Mesela şöyle bir hücre olsun. Bu hücre hipotonik bir çözeltiye konulduğunda... Eğer su alıp şişiyorsa biz ona turgor durumunda diyorduk. Turgor şişmek anlamına gelirdi. Hatta hayvansal bir hücre ise çok su alıp şişip şişip patlayabilir. Şimdi bu hücre ne isteyecek? Ozmotik basınç su alma isteği, turgor basınç ise su verme isteğiydi. Şimdi bu şişmiş, biraz daha şişeyim patlayayım istemeyecek. Haliyle bunun ozmotik basıncı yani su alma isteği azalacak. Su verme isteği Turgor basıncı ise artacak. Emme kuvveti dediğimiz zaman o da ozmotik basınçla doğru orantılıydı. O zaman bunun emme kuvvetinin de azalması lazım gençler. Turgor durumundaki bir hücrenin ozmotik basıncı o zaman ne yapıyormuş? Tabii ki azalıyormuş. Prokaryot hücrelerde çekirdek bulunmaz. En başta çizmiştik. Prokaryotlar gelişmemiş hücrelerde. Haliyle prokaryotlarda tabii ki çekirdek adını verdiğimiz yapı zarlı yapılar bulunmayacak. Kromoplast bitkilerde yeşil dışındaki renkleri veren pigmentleri bulundurur. Kromoplast M harfine dikkat ediyorsunuz. Kloroplastlar klorofil pigmentini bulundurduğu için yeşil renkli oluyordu. Ama kromoplastlar bitkilerde ne bileyim işte turuncudur, sarıdır, kırmızı gibi renklerin oluşumu sağlıyorlardı. O zaman bu da doğru oldu. Saf suya bırakılan hayvan hücrelerinde kontraktil koful faaliyeti artar. He, yine düşmüyorum. Saf suya bırakılmış o zaman hücre su alıp şişip şişip e, patlama konumuna gelecek. Kontraktil koful da fazla suyu dışarıya atan organelimizdi. Ama kontraktil koful sadece tatlı suda yaşayan tek hücrelilerde bulunur. Hayvanlar tek hücreli canlılar değildir ki kontraktil kofula sahip olanlar da zaten amip, öglena, paramesyum dediğimiz tek hücreli canlılardır. O zaman bu bizim için yanlış oldu. Aktif taşıma sadece canlı hücrelerde gerçekleşir demişiz. Aktif taşımaya baktığım zaman aktif taşıma enerji harcanan yani ATP harcanan bir taşıma şeklidir. Küçük moleküller için yapılır. ATP harcandığına göre zaten bunu yapan hücrenin tabii ki canlı olması gerekiyor diyeyim. Gençler böylelikle 20 puanımızı almış olduk. Hadi şuradan da bir 30 puan toplayalım. Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeler ile doldurunuz. Bazen kelimeleri hocalar yukarıda veriyor ama çok büyük bir kısmı vermiyor. O yüzden biz de vermeyerek bakalım nasıl öğrenebileceğiz dedim. Hücre zarında yağlara bağlı olarak bulunan karbonhidratlara he. Hücre zarında karbonhidratlar ya proteinlere bağlı olarak bulunuyordu ya da yağlara bağlı olarak bulunuyordu. Karbonhidrat yani glikoz lipite bağlı olarak bulunursa biz ona ne ismini veriyorduk? Glikoz artı lipit yani glikolipit adını veriyorduk. Eğer karbonhidrat proteine bağlı bulunsaydı o zaman da glikoprotein adını verecektik. Sonra organelleri zar durumlarına göre gruplandırabiliyorduk. Çift zarlı, tek zarlı, zarsız organellerimiz vardı. Çift zarlı organellere kim karşımıza çok fazla çıkacak? Zaten iki tane canlı organelden bahsedeceğiz. Mitokondri organeli çift zarlıydı. Kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomu vardı. Oksijenli solunum yapılarak ATP üretilmesini sağlayan organel mitokondriydi. Diğer çift zarlı organellerimiz ise plastitlerimizdi. Büyük ihtimalle buraya hangisini yazsanız kabul edecektir hocanız. Plastitler kimler? Bir kere fotosentezin gerçekleştiği kloroplastlarımız var. İçerisinde klorofil pigmenti bulunduruyorlar. Bu bunların da yine kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomu var. Ya da bitkilerde diğer renklerin oluşmasını sağlayan kromoplast adını verdiğimiz organelimiz vardı. Bir de lökoplast adını verdiğimiz madde depolanmasını sağlayan organelimiz olacak. Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki bir maddenin hücre dışına atılmasından bahsediyoruz. Yani artık büyük bir maddeden bahsediyoruz. Büyük bir maddeymiş. Mesela enzim gibi düşünebilirsin. Bunu dışarıya atacaksın. Nereden aklında kalacaktı? Egzoz dışarıya atıyor ya egzositoz dediğimiz zamanda dışarıya atmak anlamına gelecek. Tabii ki büyük bir molekülü dışarıya atıyorsak enerji harcamamız gerekiyor. Dıt dıt sınıflandırma Aristo tarafından yapılmış. Günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Biz iki tane sınıflandırma öğrendik. Bunlardan bir tanesi ampirik dandik sınıflandırmaydı. Günümüzde geçerliliğini yitirmişti. Günümüzde geçerli olan ise filogenetik doğal sınıflandırmaydı. Haliyle Aristo A'dan da aklında kalabilir. Ampirik. Aristo ampiriyi yapmış. Aristo'nun yaptığı günümüzde geçerli olmayan sınıflandırma ampirik sınıflandırmadır. Ampirik sınıflaya sınıflandırmaya aynı zamanda yapay sınıflandırma ismini de verebiliyoruz. Sonra bilimsel çalışma basamaklarından bahsettik. Bilimsel bir problemde çözüm aranırken, bilimsel bir çalışma yapılırken belli basamakları takip etmemiz gerekiyordu. Haliyle bu probleme karşı önce bir geçici çözüm yolu bulmam gerekiyordu. Probleme bulunan geçici çözüm yoluna ne ismini vereceğiz? Hipotez ismini vereceğiz gençler. Sonra nokta nokta organların kökenleri farklı, görevleri aynıdır. He. Bir sınıflandırma yaparken ne dedik? Bir ampirik sınıflandırmamız varmış. Günümüzde geçerliliğini yitirmiş, dandik. Bir de filogenetik sınıflandırma dediğimiz sınıflandırmamız söz konusuydu. Bu da günümüzde geçerliydi. İki tane organ öğrenmiştik. Bunlardan bir tanesi homolog organlarımız olacaktı. Diğeri ise analog organ dediğimiz organlar olacaktı. Hemen kafadan şöyle tutabilirsin. A, A. Yani analog organlara bakılarak yapılan ampirik sınıflandırmadır. Homolog organlara bakılarak yapılan sınıflandırma filogenetik sınıflandırmadır. Analog organ dediğimiz zaman bunların kökenleri farklı, görevleri aynı. Yani şöyle düşün. Eee demiyor muydu sinekle leylek yakın akrabadır? Niye? İkisinin de kanadı var. Çünkü sineğin kanadıyla e, leyleğin kanadı kökenleri farklı ama ikisi de uçmaya yarayan yani görevlere aynı olan organlardır. O yüzden ampirik sınıflandırmada analog organlar kullanılacak. Bunların kökenleri farklı ama ikisi de uçmaya yarıyor. Görevlere aynı olan organlar. Homolog organlar ise kökenleri aynı. Görevleri farklı veya aynı olabilen organlardan bahsediyoruz. Hadi tekrardan baktım o zaman. nokta nokta organların kökenleri farklı, görevleri aynıdır. Sineğin kanadı, leyleğin kanadı. O zaman hangi organlardan bahsediyoruz? Analog organlardan. Çiftleştiğinde kısır olmayan yavrular oluşturabilen bireyler topluluğuna ne ismini vereceğiz? Tür adını vereceğiz. Eğer yavruları kısır olmuyorsa o grupta bulunan canlılar aynı türdür. Kontrollü deneylerde etkisi araştırılan değişkeni, He, bir de kontrollü deneyleri hatırlatayım size. Şimdi diyelim ki bir deney yapıyoruz. Bizim deney yaptığımız zaman bir deney grubumuz olacak, bir de kontrol grubu dediğimiz grubumuz söz konusu olacak. Kontrol grubu hiçbir şey yapmadığın gruptur. Yani şuraya mesela bitkiyi ektin, kontrol grubu dediğimiz canlıya hiçbir şey yapmayacaksın güneş ışığını verdim mesela şu iki tanesi de bizim için deney grubu dediğimiz canlılarımız olsun burada da birebir Özdeş aynı bitkileri ekmişsin. Su aynı, mineral aynı, her şey aynı. Buna güneş ışığını vermişsin. Buna kırmızı ışık vermişsin. Buna ise yeşil ışık göndermişsin. Arada fark meydana geliyor. Sen bir tane parametreyi değiştirdin ya. Bu parametreyi değiştirdiğin zaman artık ışığın rengine bağlı olarak bitki gelişimiyle ilgili bir çalışma yapabiliyorsun. Burada bir bağımsız değişken, bir de bağımlı değişken dediğimiz vardır Şimdi böyle bir çalışma yapmışlar diyelim. Sonra bakmışlar şu bitki 10 günde 4 santim büyümüş bu bitki 6 santim büyümüş bu bitki 2 santim büyümüş. Baktığımız zaman buradaki bağımsız değişken ışığın rengidir. Çünkü ben değiştiriyorum. Kimseye bağlı olarak değişmiyor. Bağımsız değişken senin deney grubunda değiştirdiğin şeylerdir. Mesela mineral madde koydun. Birine sodyum verdin. Öbürüne potasyum verdin. Öbürüne magnezyum verdin. Ben verdim ya. O bağımsız değişken. Sonra buna bağlı olarak bitkinin büyüme miktarı ise bizim için bağımlı değişken dediğimiz değişken olacak. Sanki böyle kelimeler çok karışıkmış gibi geliyor. Ama deney düzeni üzerinden düşünürsen düşünürsek hemen çıkabiliyoruz. Kontrollü deneylerde etkisi araştırılan değişkeni. Biz az önce ışığın etkisini araştırmıyor muyduk? Işığın etkisini araştırdığımıza göre ışığı da ben değiştirdiğime göre kimseye bağlı değil. Bağımsız değişken. Bu ışığın rengine bağlı olarak bitkinin büyüme miktarı ise bağımlı değişkendir bitkinin büyüme miktarındaki değişim ışığın rengine bağımlı olduğu için diyeyim. Gençler 30 puanımızı da buradan almış olduk. Hemen bir tane eşleştirme sorusuna geldik. Aşağıda bazı organeller harflendirilerek verilmiş. Sonra diyor ki bizde bu organelleri zar durumuna göre gruplandırınız. Her yazdığımız doğru organelde gruplandırdığımız kısımda bize birer puan verecek. Toplamda 10 puanı da buradan almış olacağız. Şimdi baktığımız zaman ben size daha pratik söyleyeyim. Zarsız iki tane var. Çift zarlı iki tane var. Kalanları yapıştır tek zarlıya. Zarsız dediğimiz zaman bir kere tüm canlılarda hatta ismini yazmayayım. Tüm canlılarda bulunan ribozom organeli bir kere zarsız. Sonra sentrozom iyi ipliklerinin oluşumunu sağlayan organel o da zarsız organellerimizden bir tanesi. Çift zarlı dediğimiz zaman Onda da mitokondri ve plastitlerden bahsedecektik. O zaman mitokondriyi bu tarafa doğru yazdım. Plastitleri de yine bu tarafa almam lazım. Kloroplast, kromoplast, lekoplast hangisi varsa bakıyorum. Kromoplast var, çift zarlıdır aldım. O zaman çizeyim. Lekoplast dediğim zaman o da çift zarlıdır aldım. Diğerlerine bakmama bile gerek yok. Zaten kalanını diğer tarafa yapıştırabilirim. Koful, çift şey tek zarlıdır. Lizozom tek zarlıdır. Endoplazmik retikulum tek zarlı. Golgi tek zarlı. Peroksizom dediğimiz zaman o da tek zarlı organellerimiz olacak. Tekrar zarsız ribozom, sentrozom, çift zarlılar mitokondri ve plastitler kalanını yapıştır. Tek zarlı organellerdir diyeyim. Gençler, hemen yine bir eşleştirme sorusu. Büyük ihtimalle buradan hocanız bir şeyler soracaktır. Bitki ve hayvan hücrelerinin e, kitabın sonunda da kocaman bir şekli var biliyorsunuz. Bitki ve hayvan hücreleri farklı organeller bulundurabiliyorlar, aynı zamanda ortak organeller de bulundurabiliyorlar. O yüzden bitki ve hayvan hücrelerini karşılaştırınız, ikisinde ortak olarak bulunanları yazınız, ikisinin arasındaki farkları yazınız gibi soru gelebilir. Aslında bu şemanın üstünden biz hem ortak özelliklerinden bahsedeceğiz. hem Birbirinden farklı özelliklerinden bahsedeceğiz. Şurası bizim hayvan hücresi kısmımız. Burası da bitki hücresi kısmımız. Haliyle hayvan ve bitki hücresine ortak olarak bulunanları da bu tarafa yazacağız. Şimdi hücre zarına baktığım zaman bitki hayvanı geç tüm canlılarda hücre zarı zaten bulunacak. Prokaryotların da hücre zarı var, ökaryotların da hücre zarı var. Hayvan hücresinde de bitki hücresinde de bir kere hücre zarı bulunmak zorunda. O zaman biz bunu nereye yazacağız? Ortak alanımıza yazacağız. He, hücre duvarına geldiğimiz zaman hayvansal hücrelerde hücre duvarı yok. Yani bizim hücre zarımızın etrafında onun etrafını saran hücre çeperi veya hücre duvarı dediğimiz yapımız yok. Hücre duvarı veya hücre çeperi bitkisel hücrelerde bulunacak. O zaman ikiyi bu tarafa yazdım. Çekirdek dediğim zaman ökaryot tüm canlılarda bulunur. Hayvanların hücrelerinde de çekirdek var. Bitkisel hücrelerde de çekirdeğimiz. Var golgi organeli dediğimiz zaman salgı yapma paketleme işini gerçekleştirirdi özellikle o hücre zarının yapısında glikolipid glikoproteinler var ya bunların birleştirme işlerinde hep golgi organeli görev yapacaktı o zaman golgi organeli hem hayvan hücrelerinde hem bitki hücrelerinde bulunacak He, durdum. Kloroplast, kloroplast fotosentez yapılmasını sağlayan organelimizdir. Fotosentezi hayvansal hücreler biz yapamıyoruz. Yiyeyim karbondioksiti çekeyim suyu oh yatayım güneşin altına besin üreteyim diyemiyoruz. Biz besinimize dışarıdan hazır olarak alan canlılarız. Ama bitkiler bu şekilde kendi besinlerini kendileri üretiyorlar. Çünkü onlarda kloroplast organeli var. O zaman beşi de bu tarafa yazdık. Sonra mitokondri dediğimiz zaman oksijenli solunum yapılarak enerji üretiminin gerçekleştiği çift zarlı organelimizde hayvansal hücrelerde de var. Bitkilerde oksijenli solunum yaparlar. Kofulun çok fazla derecede çeşidi var. Haliyle koful da iki tarafa da ortak olarak yazabiliriz. Ama şöyle bir kıyasla söyleyeyim. Koful genellikle böyle bir şeyleri depolayan organel ya. Hayvansal hücrelerde küçük ve az sayıda bulunuyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Küçük daha fazla sayıda bulunuyor. Bitkisel hücrelerdeki kofullar daha büyük ve daha az sayıda. Çünkü bitkiler yaşlandıkça da böyle kofulları büyüyor. Küçük olan kofullar bir araya geliyor, birleşiyorlar. Per ribozom dediğimiz zaman peroksizom diye okudum ama ribozommuş. Ribozom dediğimiz zaman o da tüm canlı hücrelerde bulunduğuna göre ikisinde de ortak olarak yazacağız. Lekoplast da bir plastit çeşidi olduğuna göre onu da sadece bitki hücreleri kısmına yazdım. Sentrozoma geldiğim zaman eğer hayvan hücresi ise, gelişmiş yapılı bir hayvan hücresinden bahsediyorsak tabii ki ipliklerin oluşumunu sağlayan sentrozom organeli bulunacak. Ee, gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde ise yani yüksek yapılı böyle tohumlu bitkiler dediğimiz bitkilerde sentrozom organeli bulunmuyor. Genellikle sentrozom bitkilerde bulunmaz diye kabul edebiliyoruz ama bazı basit yapılı bitkilerde bulunabiliyor. O yüzden üstüne basa basa belirttik. Gelişmiş yapılı bitkilerde sentrozom organeli bulunmayacak diyeyim. Gençler, hemen hücre zarından madde taşınması ile ilgili bir sorumuza geldik. Yanda verilen bir kap yarı geçirgen bir zarla A ve B bölmelerine ayrılmış. Daha sonra A bölmesine bakayım hangi renkle yazsam daha güzel görünür. Şunu alayım. A bölmesine %40'lık sükroz çözeltisi hemen yazdım. %40'lık ne koyacaklarmış? Sükroz çözeltisi dediğimiz çözeltiyi koyduk. Sonra %20'lik nişasta çözeltisi koyacakmışız. Hop %20'lik nişastayı da A bölmesine ilave ettim. B bölmesine ise %30'luk glikoz yani %30 oranında glikozu şuraya ilave ettim. Sonra nişastanın hidrolizini sağlayan enzim nişasta enzimi ilave etmiş olayım. Şurada yarı geçirgen bir zar varsa hücre zarından madde alışverişi gibi düşüneceğiz. Bu tarz sorularda bazen kendisi de yazarak verebiliyor. Bence son durumu bir düşünelim ne olur. Şimdi şurası yarı geçirgen bir zarmış. Bir kere sükroz disakkarittir. Sükroz disakkarit yani glikoz ve fruktozun birleşimiyle meydana geldiği için yarı geçirgen zardan geçemez. Şurada 40 tane yüzde 40'lık sükroz durmaya devam edecek. Nişasta hiç geçemez. Polisakkarittir. Yüzlerce glikozun bir araya gelmesiyle meydana geliyor. O zaman son duruma baktığım zaman şurada yüzde yirmi nişasta da durmaya devam edecek. Yüzde otuzluk glikoz. Ha, glikoz monomer yapılıdır. Hücre zarından geçebilir. O zaman glikozlar iki tarafa da eşit olarak dağılacaklar. Yani yüzde on beş glikoz burada göreceğim. %15 glikozu burada göreceğim. Enzimler protein artı yardımcı kısımdan en kötü ihtimalle proteinlerden meydana gelirler. Enzim de o zaman başka bir tarafa gidemeyecek. Yani nişastayı sindiren enzim var ama Nişasta A kolunda, enzim B kolunda ikisi bir araya gelemeyecek, tepkime gerçekleşemeyecek. Yani kabın son durumunun böyle olmasını bekliyorum. Hadi soruya baktım. Bir süre sonra B bölmesindeki glikoz miktarı azalır. B bölmesi burası mıydı? En başta B bölmesinde %30 glikoz vardı. Ama bir süre sonra B bölmesindeki glikoz miktarı ne oldu? Azaldı. Hop bu bizim için doğru. Kaba nişasta ayıracı damlatılırsa her iki bölmede de renk değişimi görülür. Nişasta ayıracı demek, nişasta olan yerde renk değişimi veren maddedir. Nişasta iki tarafta olaydı kaba nişasta ayıracı damlattığım zaman iki tarafta da renk değişimi olurdu. Ama ben bu kaplara nişasta ayıracı damlatırsam nişasta sadece burada olduğu için nişastayla renk değişimi sadece bu tarafta gerçekleşecek. Bu gitti. A bölmesindeki sükroz miktarı azalır demiş. Sükroz miktarı nasıl azalsın? Sükroz bir disakkarittir. Disakkaritler hücre zarından geçemez. O zaman bu da benim için yanlış. Nişasta hidrolize uğrar. Onun zaten olmayacağını söylemiştim nişasta başka tarafta enzim başka tarafta ikisi aynı o yerde olsaydı o zaman diyebilirdim ki hidrolize uğrayacaklar bu da benim için gitti hangileri meydana gelir dediğine göre de cevabı yalnız bir olarak bulursak 10 puanı da buradan almış olacağız gençler. Hemen bir tane de sınıflandırma sorusu çıktı karşımıza. Aşağıda bilimsel isimleri belirtilen canlılar ile ilgili soruları cevaplayınız demiş. Şimdi bize yazmış. Felis familiaris, Felis leo, Felis tigris, Canus lupus, Canus familiaris gibi canlı türlerini yazmış. Ya hocam bunlar ne ben hiç duymadım, hiç görmedim. Bilmene gerek yok. Sadece sınıflandırmada ne anlattı? Ne anlattık? Canlıların tür ismi yazılırken iki kelime yan yana gelir. Sonra bu iki kelimeden Aynı olanlar birbiriyle yakın akrabadır deriz. Hani bizim adımız, soyadımız var. Soyada aynı olanların birbiriyle akraba olduğunu düşünüyoruz ya. Tabii istisnalar da olabiliyor. Bunların soyadını başa yazıyorlar. Yani Felis familiaris, Felis leo, Felis tigris birbiriyle yakın akrabadır. Hepsi Felis cinsine bağlı. Çünkü şurası bizim için cins attı, şurası yardımcı attı. İkisi bir araya geldiği zaman da tür adı meydana geliyordu. Canus lupus, canus familiaris dediğimiz zaman da onlar da canusları aynı olduğuna göre birbiriyle yakın akraba olacaklar. Kesinlikle Felix Leon'un işte ne bileyim aslan Felis Tigris'in kaplanı olduğunu bilmenizi beklemiyoruz. Oraya böyle çok daha karmaşık ve uzun kelimeler de yazabilir. Kaç farklı cins ve kaç farklı tür canlı yazılmıştır diyor. Şimdi baktığım zaman Felis, Birinci cinsim Felis 1. Felis 1. Hala bir cinsim Canus. ikinci cins Canus. ikinci cins. Yani baktığım zaman burada iki cins canlı var. Ya Felis cinsindenler ya Canus cinsindenler. Kaç farklı tür dediği zaman kesinlikle düşmüyorsun. İkisi birden tür adı değil miydi? ikisi birden tür adı olduğuna göre bu başka bir tür. Bu başka bir tür. Bu başka bir tür. Kesinlikle Felix Leo, Felix Tigris işte çiftleşip verimli döll elde edemezler. Bunlar aynı tür değil. Aynı tür olması için ikisinin de tüm isminin yazılmını aynı olması lazımdı. O zaman baktığımız zaman burada birbirinden farklı 5 tane tür var. 2 cinse bağlı 5 farklı tür canlı var diyebiliriz gençler. Yakın akraba olanları gruplandırınız diyor. E haliyle yakın akraba olanlara baktığımız zaman... A, B ve C bizim için Felis cinsine bağlı yakın akrabalardır. Sonra baktığım zaman D, E, Canus, Canis'te de yazıyorlar bazen. Canus cinsine bağlı yakın akrabalardır. Burada düşmeyeceğin şey ne? Sana yazdı Pinus, Nigra. Yine bilmiyorsun ne olduklarını. Morus, Nigra, Pinus, Pinea şeklinde yazımı gerçekleştirdi. Bunlara da A, B, C koydu. Hangileri birbiriyle yakın akrabadır diyor. Kafamı ne karıştırıyor? Nigralar aynı. Kafamı ne karıştırıyor? Pinuslar aynı. Kesinlikle ikinci kelime bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şey birinci kelimelerdir. Birinci kelimesi aynı olanlar birbiriyle yakın akrabadır diyeceğiz. Yani A ve C aynı cinse bağlı yakın akrabalardır. B'nin onlara ne kadar akraba olduğu ile ilgili bir fikrim yok gençler. Hemen yine sınıflandırma mantığında yine 10 puanı cebe alacağımız son sorumuza geldik. Yandaki grafikte sınıflandırma basamakları ve bu basamaklarda yer alan canlıların protein benzerlikleri gösterilmiştir. Şimdi şöyle düşüneceksin. Ben dedim ya her zaman kodu aklında tutman gerekiyor. Kodlamanın üzerinden bir gitmeye çalışalım. Şimdi kodlamayı nasıl aklımda tutuyordum? Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde en üste yazdığım alem altına gelen şube altına gelen sınıf altına gelen takım altına gelen aile altına gelen cins en alta da türün gelmesi gerekiyor. Şimdi örneklendirme yapmıştık. Mesela hayvanlar alemindeki canlıların mı proteinleri çok benzer, memeliler sınıfındaki canlıların mı proteinleri çok benzer diyecek olursak, protein benzerliği DNA'ya bağlı olarak ortaya çıktığı için protein benzerliği arttıkça canlıların akrabalık dereceleri de birbiriyle artacak. Burada da sınıflandırma basamakları verdiyse ya üstüne yazalım ya da bu tarafa yazma işini de gerçekleştirebiliriz. Şöyle bir göstereyim ben size. Şimdi protein benzerliğinin en 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 fazla olduğu yer en yakın akraba olanlar olmayacak mı? O zaman şöyle baktığım zaman en çok protein benzerliğine sahip olan kısmın tür olması gerekir. Sonra onun bir tık altına kimler kalmış? A kalmış. A demek ki cinsten bahsediyor. A'nın bir tık altına D kalmış. Hemen onu da yazmış olayım. Sonra D'nin altına bir tık C kalmış. B ile G'yi kıyas yaptığım zaman B bu tarafa geldi. Hop baktığım zaman arkasından G geldi. Sonra da A geldi veya tersten de düşünürsün. Protein benzerliğinin en az olduğu yer alemdir hocam. Alemden bir tık fazla olduğu yer şubedir. Bir tık fazla olduğu yer sınıftır. Şeklinde yine üstlerine yazma işlemini gerçekleştirebilirsin. Şimdi soruma dönüp baktığım zaman şunu da şurada tutmuş olalım. Grafiklerle Grafikte harflendirilerek belirtilen sınıflandırma basamaklarını yazınız demiş. E hadi bir üstüne yazmıştık. Şuraya tekrardan bir göstereyim. Protein benzerliği en az olan alemdir. Alemin altında ne geliyordu? Şubelerimiz. Şubenin altında ne vardı? Sınıflarımız. Sınıfın altında neyin olması lazım? Takım dediğimiz grubun olması lazım. Takımın altında da aile adını verdiğimiz grup söz konusu olacak. Ailenin altında nelerimiz var? Cinslerimiz var. Cinslerin de altında türlerimiz var. Bence tersten gitmek her zaman daha kolaydır. O zaman kendi içerisinde yazabilirsiniz. Tekrardan gösteriyorum. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde yazdığım zaman haliyle aleme kimin gelmiş olması lazım? A basamağının şubeye G'nin geldiğini söyledik. Sınıf basamağına B geldi, takım basamağına C geldi, aile basamağına D geldi, cins basamağına A geldi, tür basamağına ise E geldi. Yani bir sürü bir sürü taraftan tutarak size gösterebildik. Böyle yazmanız bence çok daha pratik bir şekilde e, öğrenmenizi sağlayacaktır. Bu basamaklarda yer alan canlıların birey sayılarını karşılaştırınız. Şimdi alemde mi çok canlı vardır? Yoksa türde mi çok canlı vardır? Tabii ki hayvanlar alemi dediğin grupta çok daha fazla canlı olacak. Yukarıya doğru çıkıldıkça birey sayısı artardı. E aynı mantıkta o zaman bu sıradan tekrar yazmam gerekiyor. E şöyle bir baktığımız zaman en çok nerede bulunacak? Alem dediğimiz basamakta yani şurada F ile gösterecekmişiz tekrardan düzeltmiş olayım yanlış görmüşüm altını. En çok birey sayısına sahip olan bizim için F basamağı olacak. Sonra arkasından G basamağı, arkasından B basamağı, arkasından C basamağı, hop D basamağı, A basamağı ve e basamağı şeklinde olacak gençler. Birkaç türlü de yazımını gerçekleştirebilirsiniz. En az birey sayısına türlerimiz sahiptir. En çok birey sayısına da tabii ki alem dediğimiz grupta yer alan canlılar sahip olacak. Böylelikle eğer 100 puanlık bir sınava girdiysek 100 almış oluyoruz. Hemen nereye kadar olduğunu ve yazılık sayfalarını da göstereyim. Tabii ki hücre ünitesinden soracaktır hocanız. 9 taka baktığımız zaman hücre ünitesinin sonunda da yazılı tipi sorularımız var. Yazılıda çıkabilecek formata yakın sorular koyduk. Mutlaka bunları çözmeniz gerekiyor. İlk yazılıya sınıflandırmanın o baş kısımlarından da sorumlu olacağınız için sayfa 124'e kadar olan kısmı yapabilirsiniz. Yine 0'dan 9'a da, da çok şekilli olarak anlattık bunları. Organeller zaten geçti. Bilimsel çalışma basamaklarına dikkat edin. Belki hocanız oradan bir şeyler sorabilir. Laboratuvardaki kullanılan araç gereçlerden soru soracağını zannetmiyorum ama ee, özellikle bir o bilimsel çalışma yöntemlerine bakın derim ben. Hücreyle ilgili kısmı bitirmiş olmanız gerekiyor. Canlılar dünyasının da o baş kısımlarından ampirik, filogenetik neye bakılıyor? Analog organ nedir? Homolog organ nedir? Kısımları soru olarak karşınıza gelebilir. O yüzden de buradan hemen söyleyeyim. Sınıflandırma kategorilerini de yaparsınız. Sayfa 157'ye kadar olan kısım hatta tara geçleri de çözebileceğiniz kıvama gelmişsinizdir. 161'e kadar olan kısmı bitirmiş olmanız gerekiyor diyeyim gençler. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.